Araç Seat Leon 1.6 motor. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Aracımız şu anda 118.000'de arkadaşlar. Araca ağır bakım işlemi yapacağız. Yani trigger değişimi, kayışların kontrolü ve değişimi, devirden değişimi. Harici olarak bir de yağ bakımı yapacağız. Sizler de bu video ile bu aracın nasıl trigger değişimi olduğunu, yağ bakımı nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız, hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Alt karter korumamız sökülüyor. En yukarıda. Aracın motor yağı boşaltılıyor. Karter tıpasını 19 anahtar tutuyor. Yakıt hortumları sökülüyor. Yedek stoposu, sıvı hortumlarımız sökülüyor. Alt hortumumuz da sökülecek. Yedek stoposunu buradan komple alacağız. Alanımızı açacağız. Yakıt filtre yuvası komple buradan söküldü. Dışarı çıkarılıyor. Rahat çalışabilmemiz için bu alanı komple boşaltıyoruz. Alanımız açıldı. Şimdi motor kulağı bağlantılarını sökeceğiz. Daha sonra trigger kapakları sökülecek ve triggerimize ulaşacağız. Son bir cıvatamız kaldı burada. Aracın podyesinde. Bırak, getirme. Trigger kapağımız sökülüyor. Motor kulağı bağlantı ayağı civatalarımız söküldü. 3 tane 16'lık civataya sahip civatalarını söktük. Trigger kapağını söktükten sonra motor kulağı bağlantı ayağımızı da buradan alacağız. Aracımızın trigger kayışını sökmeden önce aracımızı senteye aldık ve kilitledik. Osman Usta'ya nasıl olduğunu anlatması için kameramızı çeviriyoruz. Eksantrik milimde tam burada delik var abi. Burada delik var, silindir kapağında da delik var. Onun çivata yardımıyla bunu yapabilirsiniz. İlla aparat olacak diye bir şey yok. Pompada da burada var. Şurada yarık var. Karşılığında da var. Bunu da buraya takıyoruz. Altı işarete bir şey sapmamıyoruz. Alttan boya vurdum direkt zaten. İşarete kolaylık olsun diye. Kendince alt tarafı da işaretledin. Araç bu şekilde şu an sentede ve trigger kayışımız sökülüyor. Trigger kayışımız çatlamaya başlamış. Buradan yazılardan da belli oluyor. Yazılar duruyor ama bak şöyle yaklaştırırsam. Kilometresi dolduğu için değiştiriyor zaten. Trigger gergi bilyamız sökülüyor. Bir tane de avara bilyamız var. Onu çekememiştik. Bunu da söktük. Şurada duruyor. Kayışın gergin olmasını sağlıyor. Diğer avara bilyamız da sökülüyor. Devir daimimiz sökülüyor. Devir daimimizde 3 tane civatamız mevcut. Son civatamız sökülüyor. Devir daimimiz çıktı. Devir daimimizde bir şey yok ama kilometresi geldiği için değiştireceğiz. Araç modelli olduğu için işimizi garantiye alıyoruz. Duvarına pas yapmış zaten. Yeni yağ filtremiz takılıyor. Yağ karter tapamız kapatıldı. Hava filtremiz söküldü. Eski hava filtremiz bu şekilde. Yenisi de burada. Birazdan montajını gerçekleştireceğiz. Yeni devir daimimizin montajını gerçekleştireceğiz. O-ringimizi yerleştirdik. Kaçak yapmaması için garanti olsun diye yine sıvı conta uyguladık bu şekilde. Şimdi montajına geçiyoruz.
Yeni hava filtremiz takıldı. Filtre kapağımızın civataları sıkılıyor. Devir daimimiz yerine oturtuldu. Civatalarımız sıkılıyor. Aracın motor yağı koyuluyor. Yeni trigger gergi bilyamız takıldı. Alt taraftaki yeni avare bilyamız da yerine oturtuldu. Şimdi civataları takılacak. Yeni trigger kayışımız takılıyor. Tut onu ha. Yap abi yap. Hepsi acılı diye bir tane acısız. Üst avare bilyamız takılıyor. Trigger kayışı gergimiz yapılıyor. Şöyle mesela. Ok işareti yarığın tam ortasına. Yiğit nerede? Ok işareti yarığın tam ortasında. Bu şekilde olunca trigger kayışımızın gergisi tamam. Alt trigger kapağımız takıldı. Şu an civataları sıkılıyor. Motor kulağı bağlantı ayağımız yerine oturtuldu. Şimdi civataları sıkılıyor. Üst trigger kapağımız da takıldı. Motor kulağı yerine oturtuldu. Civatalarımızı taktık. Şimdi civatalarımızı sıkacağız. Aracımızın üst tarafı toparlanıyor. Yedek stopumuz yerine takıldı. Pulimiz takıldı. Yakıt filtre yuvamız yerine oturtuldu. Bağlantı ayaklarından civatalarımızı sıktık. Şimdi yakıt borularımız takılıyor. Yakıt filtremiz tezgahta değişti. Bağlantı ayağımız civataları da bunlar. Kelepçelerimiz yerine oturtuldu. Aracın antifrizi koyuluyor. Antifrizin havasını da buradaki borudan alıyoruz. Yeni L kayışımız takıldı. Aracımızın tekerleğini taktık. Aracımızın işlemleri bitmek üzere. Şimdi aracımızı çalıştırıp sesini dinleyeceğiz. Bakalım nasıl çalışacak. Aracımızın bakım kartlarını bu şekilde hazırladık. Yağ bakım kartı ve ağır bakım kartı. Araç sahibi ruhsatının arasına koyacak ve takibini buradan kolaylıkla yapabilecek. Aracımız şu an 118.555 kilometrede. Alt karter korumamız da takıldı. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Şu anda çalışması bu şekilde. Fanımızı da açtırdık. Hiçbir problem yok. Araç sahibimiz acilen bir yere gitmesi gerektiği için temizlik yaptıramadık arkadaşlar. Şimdi araç sahibimize aracını teslim ediyoruz. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.